Merhaba. Bilgi teknolojisi profesyonelleri için iletişim becerileri sunumumuza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu sunumun numarası 001. Oldukça başlangıç seviyesi bir sunum olacak. Şimdi bu sunumda tüm cevaplar var mı? Yok. Bambaşka bir insan olarak yeniden doğamayacaksınız. Bu sunumda size önce insanlar ve insan toplulukları hakkında bilmeniz gereken şeyleri özetleyeceğim. Ardından para, şirketler, kapitalizm hakkında bilmeniz gerekeni özetleyeceğim. Ve bunları özetlerken güven neden önemlidir anlamanız için çaba sarf edeceğim. Bu üç maddeyi daha iyi anlamanız için oldukça fazla yer ayırmıştım. Fakat sunum süresi çok uzadığı için bunları çok kısa bir şekilde geçmek zorunda kaldım. Orijinal sunumu ayrıca sizlerle paylaşacağım. Bütün bunların ardından tipik bir IT şirketinde çalışan yazılımcı için kariyer basamaklarından bahsedeceğim. Her görüşmede dikkat etmeniz gereken bir kuralı anlatacağım. Büyük olasılıkla bu kuralın size uymayacağını düşüneceksiniz ve sunumu izlemeyi bırakacaksınız. Bence izlemeye devam edin arkadaşlar. Profesyonel olarak çalışmak istiyorsanız bilmeniz gereken temel noktaları anlatmayı hedefliyorum. Sizin gibi IT personeliyle temas kurduğunuzda nasıl davranmanız gerektiğini anlatmak istiyorum. IT personeli olmayan kişiler temas kurduğunuz durumlarda ise, yani sadece sizden bir şey talep edildiğinde nasıl cevap vermeniz gerektiğini kesin olarak anlatacağım. Buna emin olabilirsiniz. Size bildiğiniz algoritma vereceğim arkadaşlar. Gene aynı şekilde IT personeli olmayan kişilerle karşı karşıyayken ve toplantıdayken nasıl davranmanız gerektiğini anlatacağım. Sunumuza başlamadan önce tipik bir bilgi işlem departmanında geçen tipik bir 3 dakikayı ve tipik 2 bilgi teknolojisi çalışanını izleyelim. Bu klip The IT Crowd adlı dizinin 1. sezon 1. bölümünden alınan bir bölüm. Evet, videomuzda geri döndük. Biraz önce gördüğümüz arkadaşlarımız gerçekten tipik IT çalışanları ve gündelik hayatımızda sık sık karşılaştığımız durumlarla karşılaşıyorlar. İletişim becerileri bu gibi durumlarda bulunmayı ihtimalini azaltıyor ama sıfırlamıyor arkadaşlar. Buna karşılık bir sonraki videoda iletişim becerilerimizi artırmamazsak, eğer uygun bir şekilde kullanamazsak, kişisel hayatımızda da hangi gibi sonuçlarla karşı karşıya kalacağımızı göreceğiz. Şimdi ikinci videoyu izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, IT'cilerde ve diğer teknik elemanlarda sık sık efendim ben insanlarla konuşmam, insan ilişkilerim iyi değildir, beni anlamıyorlar vesaire filan gibi şeyler söyleyip kendimizi geri çekme halimiz, kendimize, işimize, gücümüze, kitaplara gömme halimiz sık sık karşımıza çıkabiliyor. Bunun sonuçlarında neyle karşılaşabildiğimizi de görüyorsunuz. Yani sonunda gördüğünüz gibi arkadaşımız Allah'ım gerçekten yıllardır beklediğim aşk bu mu diye sormak zorunda kalmıştı. Bu yüzden İletişim becerilerimizi geliştirme konusunun üzerine ciddiyetle eğilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, videomuzu izledik. Şimdi sunumumuza başlayabiliriz. İlk noktamız, bilgi teknoloji personeline odaklanmış çok ama çok kısa bir insanlık tarihi. Kaynak olarak Yuval Noah Harari'nin Sapiens adlı kitabını kullandım arkadaşlar. Evet, arkeolojik bulgulara dayanarak varılan sonuçlardan birine göre, ki çok fazla sonuca varmak mümkün ve çok fazla tartışma yaratmak mümkün, fakat bunlardan birine göre bundan 70 bin yıl kadar önce dünya üzerinde yaşayan homo türüne mensup en az 8 tür varlık yaşamaktaydı. Bu türlerden biri olan ve Doğu Afrika kökenli olan homo sapiens, tam bu dönemde diğer homo türleri dahil olmak üzere başka hiçbir türün sahip olmadığı bir dil geliştirdi. Buna bilişsel devrim diyoruz. Daha önce sapiens dahil olmak üzere çeşitli homo ve hayvan türleri aslan geliyor, kaç diyebiliyorken, sapiens, bizim kabilemizin koruyucu ruhu aslandır diyebilme becerisi kazandı. Bu beceri sayesinde daha önce maksimum 50 adetle sınırlı olan sosyal topluluk büyüklüğünü önce dedikoduyu icat ederek 150 adete kadar yükseltti ve daha küçük grup sayısıyla sınırlı olan diğer türlerle olan ölümle mücadelelerini kazanmaya başladı. Kısa bir süre sonra ana vatanını terk edip tüm dünyaya yayılmaya başladı. Sapiens yayıldıkça ve nüfusu arttıkça 150 kişilik grup sayısını aşacak, daha büyük toplulukları ayakta tutacak yeni fikirler ve inançlar geliştirdi. Sadece hayal dünyasında var olan ve ancak bütün bir grup olarak, kolektif olarak inanıldığında topluluğu bir arada tutan bu inançlar sayesinde çok daha etkin organizasyonlar yapmaya başladı. Böylece aynı topluluğa bağlı olan bireyler birbirlerini şahsen tanımasalar bile farklı topluluklara karşı birlikte hareket edebildiler. Topluluk sayısı büyüdükçe bilişsel yeteneklere sahip olan Homo sapiens daha karmaşık hayal yapıları inşa etme becerisini gösterdi. Bu sayede sadece 60 bin yılda dünya üzerinde 50 kilodan fazla ağırlığı olan kara canlıların yarısını ve diğer homo türlerinin hepsini ortadan kaldırmayı başardı ve kendisini insan olarak adlandırdı.
Yerleşik hayata geçiş ile bu hayali yapılar zamanın ruhuna uygun olacak şekilde değişti ve katmanlar halinde gelişti. Tüm bu hayali yapıların ortak noktası topluluk üyelerinin hepsinin bu yapılara inanması ve bu topluluğun diğer üyelerinde İnsan toplulukları bir noktada birebir takas yöntemiyle ürün değişimine çok verimsiz hale geldiğini fark ettiler ve değişim aracı olarak para kavramını icat ettiler. Para, madeni metaller veya banknotlar demek değildir. Mal ve hizmet takasını gerçekleştirmek amacıyla diğer ürünlerin değerini sistemli olarak belirleyebilmek için insanların kullanmaya razı oldukları şeydir. Para, insanların farklı ürünlerin, örneğin elma, ayakkabı ya da boşanma davası işlemleri gibi ürünlerin değerini kolayca ve hızlı kıyaslayabilmelerini, ürünleri takas edebilmelerini ve birikimlerini depolayabilmelerini sağlar. Herkes her an para ister çünkü geri kalan herkes de her an para istemektedir. Dolayısıyla parayı istediğiniz veya ihtiyacınız olan her şeyi edinmek için kullanabilirsiniz. İdeal para türleri insanların bir şeyi başka bir şeye dönüştürmesini sağladığı gibi birikimlerini saklamalarını da olanak verir. Paranın değeri kabukların veya kağıdın kimyasal yapısında, renginde ya da şeklinde değildir. Başka bir deyişle para bir eşya değildir. Psikolojik bir kurgudur ve fiziksel olanı zihinsel olana çevirerek çalışır. İnsanlar böyle şeyleri ancak kolektif hayal güçlerinin icatlarına inandıkları zaman yaparlar. Güven, tüm para türlerinin ham maddesidir. Tekrar edelim arkadaşlar. Para da güvene dayalı bir olgu. Örneğin zengin bir çiftçi tüm birikimini bir çuval deniz kabuğu karşılığında satıp uzaktaki yeni bir yere vardığında oradaki insanların bu deniz kabuklarına karşılık kendisine pirinç, ev ve tarlalar satacağına inanırdı. Dolayısıyla para karşılıklı güven sistemidir ama sıradan bir güven sistemi değil. Para şu ana kadar yaratılmış en evrensel ve en etkili karşılıklı güven sistemidir. İlk başlangıçta madeni paralar ortaya çıktı arkadaşlar. Madeni paraların damgasız külçelere göre iki avantajı vardı. Birincisi külçeler gibi her işlemde tartılmıyordu. İkincisi külçeyi tartmak yeterli değildi. Örneğin bir ayakkabı satıcısı, külçenin gerçekten ince bir gümüş tabakayla kaplanmış kurşundan mı yoksa saf gümüşten mi yapıldığını nasıl bilebilirdi? Madeni paralar bu sorunları aşmaya yardımcı oldu. Üstlerine basılan işaret gerçek değerlerini gösteriyor ve böylelikle ayakkabıcı da kasasının yanında bir de tartı bulundurmak zorunda kalmıyor. Daha da önemlisi, paranın üzerindeki işaret paranın değerini garanti eden bir siyasi otoritenin imzasıydı. Dikkat arkadaşlar! Paranın değerini garanti eden bir siyasi otoriteden bahsediyor. İşaretin biçimi ve büyüklüğü tarih boyunca çok değişti. Ama mesaj aynıydı. Ben şuranın veya buranın kralı. Size kendi sözümü veririm ki bu metal yuvarlak tam olarak 5 gram altın içermektedir. Eğer birisi bu paranın sahtesini basmaya kalkarsa o benim imzamı taklit etmeye çalışıyor demektir. Bu da saygınlığımı lekelemek anlamına gelir. Böylesi bir suçu son derece ciddi şekilde cezalandırılır. Bu yüzden sahte para basmak diğer düzenbazlıklara göre her zaman çok daha ciddi bir suç olarak görülmüştür. Sahte para basmak sadece hile yapmak değil, bir egemenliği çiğnemek, gücü, ayrıcalıkları ve kralın şahsiyetini tahrip etmeye cesaret etmek demektir ve genellikle işkence ve ölümle cezalandırılır. İnsanlar kralın gücüne ve bütünlüğüne inandıkları müddetçe parasına da inanırlardı. Dikkat edelim tekrar arkadaşlar, bir inanma ihtiyacından, bir güvenme ihtiyacından bahsediyoruz. Para, dilden, devlet yasalarından, kültürel yasalardan, dini inançlardan ve toplumsal alışkanlıklardan daha açık fikirlidir. Para, insanlar tarafından yaratılmış ve neredeyse tüm kültürel farkları aşabilen tek güven sistemidir. Ayrıca din, cinsiyet, ırk, yaş ve cinsel yönelim üzerinden ayrımcılık da yapmaz. Para sayesinde birbirini hiç tanımayan ve güvenmeyen insanlar etkin işbirlikleri yaparlar. Para, iki evrensel ilke üzerine kuruldur. Evrensel dönüşebilme, yani para bir kimyacı gibi toprağa sadakate, adaleti sağlığa, şiddeti bilgiye çevirebilir. İkinci nokta evrensel güven. Herhangi iki insan paranın aracılığı sayesinde herhangi bir konuda işbirliği yapabilirler. Bu ülkeler tarih boyunca milyonlarca yabancının ticarette ve sanayide etkin işbirliği yapabilmesini sağladı. Paranın bu iki evrensel ilkesine dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Bunlar bilginin ve bilgi teknolojisinde kullandığımız veri iletişiminin ve verilerin dönüşümü için birebir geçerli olan ilkelerdir arkadaşlar. Herhangi bir yerdeki veri herhangi bir başka şekilde dönüşebilmekte ve herhangi iki sistem kendilerine gelecek verilerin üzerinde anlaşabilmekte ve temas kurabilmekte, tam veriyi ve bilgileri kabul edebilmekte ve işleyebilmektedir arkadaşlar.
Aslına bakacak olursak bugün bile madeni para ve banknotlar nadir bulunan para türleridir. 2006 yılında dünyada toplam para miktarı 473 trilyon dolarken madeni para ve banknotların toplamı ise 47 trilyon dolardan azdı. Tüm paranın %90'ından fazlası sadece bilgisayarlarda mevcuttur arkadaşlar. Buna bağlı olarak pek çok mali işlem elektronik verinin bir bilgisayar dosyasından ötekine aktarılmasıyla yani herhangi bir fiziksel transfer olmadan yapılır. İnsanlığın gelişimini engelleyen sınırlı kaynak sorunu, geleceğe dair güvene dayalı bir sistemin ortaya çıkışıyla bulunabilmişti. Bu sistemde insanlar hayali malları, yani şu anda var olmayan malları, kredi dedikleri özel bir tür parayla sunmayı kabul etmişlerdir. Kredi, gelecek karşılığında bugünü inşa etmemize imkan sağlar. Yani gelecekten borçlanırız arkadaşlar. Gelecekteki kaynaklarımızın, bugünkü kaynaklarımızdan çok daha fazla olacağı varsayımının üzerine kuruludur. Gelecekteki gelirimizi şimdiki zamanda bir şeyler yapmak için kullanınca yeni ve harika fırsatlar ortaya çıkabilir. Şimdi denilebilir ki, kredi bu kadar harika bir şeyse neden bunu daha önce kimse düşünmedi? Elbette düşündüler. Öyle ya da böyle, kredi anlaşmaları bilinen tüm insan kültürlerinde vardı, en azından eski Sümer dönemine kadar da uzanmaktaydı. Önceki çağlarda mesele kimsenin bu fikri düşünmemesi veya nasıl kullanılacağını bilmemesi değildi. Mesele, insanların geleceğin bugünden daha iyi olacağını düşünmemesi, bu yüzden de kredi vermeye istekli olmamasıydı. Genellikle geçmişin şimdiki zamandan daha iyi olduğuna, bu yüzden de geleceğin daha kötü veya en iyi ihtimalle şimdiki zaman kadar iyi olacağına inanılırdı. Bunu ekonomik terimlerle anlatmak gerekirse, toplam zenginliğin sabit kalacağına veya azalacağına inanılıyordu. Bu yüzden de insanlar, şahsen kendilerinin ve krallıklarının veya tüm dünyanın, örneğin 10 yıl sonra daha fazla zenginlik üreteceğine inanarak girişimde bulunmanın kötü bir kumar olduğunu düşünüyordu. İş dünyası, sıfır toplamlı bir oyun gibi görülüyordu. Geçtiğimiz 500 yıl boyunca ilerleme fikri insanların geleceğe giderek daha fazla güvenmelerini sağladı. Bu güven krediyi ortaya çıkardı. Kredi gerçek ekonomik büyümeyi, büyüme de geleceğe olan güveni güçlendirdi ve daha fazla kredi verilmesinin yolunu açtı. Büyüyen küresel ekonomik pastaya olan güven sonuçta devrim niteliğinde bir değişikliğe yol açtı. 1776'da İskoç iktisatçı Adam Smith, muhtemelen tüm zamandan en önemli ekonomik manifestosu olan Ulusların Zenginliği kitabını yayınladı. Bu kitabın ilk cildinin 8. bölümünde Smith şu yeni iddiayı öne sürdü. Bir toprak sahibi, dokumacı veya ayakkabıcı, ailesini beslemek için gerekenden daha fazla kar ediyorsa, bu fazlayı daha fazla çalışan istihdam etmek ve böylelikle karını daha da arttırmak için kullanır. Kârı arttıkça daha fazla çalışan istihdam eder. Dolayısıyla bireysel girişimcilerin karındaki artış, tüm toplumun zenginliğinin ve refahının artışının temelidir. Modern kapitalist ekonominin önemli bir bölümü, kârın yeniden üretime yatırılmasına salık veren bu yeni yetkinin ortaya çıkmasına dayalıdır. Bu yatırım sonuçta daha fazla kâr getirir. Bu daha fazla kâr yine üretime yatırılır. Bu da daha fazla kâr getirir. Ve döngü bu şekilde sonsuza dek gider. Bu yüzden kapitalizmin adı kapitalizmdir. Kapitalizm kapitali, yani sermayeyi zenginlikten ayırır. Sermaye, üretime adanmış para, ürün ve kaynak demektir. Zenginlik ise toprağa gömülmüş veya üretken olmayan faaliyetlere harcanır. Kaynaklarını üretken olmayan bir piramide boca eden bir piramit kapitalist değildir. Bir İspanyol hazine filosunu yağmalayan ve ele geçirdiği para dolu sandıkları bir Karayip odasının kumsalına gömen korsan da kapitalist değildir. Buna karşılık gelirinin bir kısmını borsaya yatıran çalışkan bir fabrika işçisi kapitalisttir. Modern öncesi ekonomi şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Az miktarda kredi mevcuttu ve bu kredi miktarının azlığı yavaş büyümeye yol açmaktaydı. Yavaş büyüme ise geleceğe dönük güvenin zayıf olması sonucuna yol açıyordu. Geleceğe dönük güven zayıf olduğu için de kredi miktarı az kalıyordu. Ve bu döngü gördüğünüz gibi kendini besleyerek bu şekilde devam edip gidiyordu. Modern ekonomi ise güvene dayalıdır arkadaşlar. Ama hangi güvene? Yarının bugünden daha iyi olacağına dair inanca bu güvene dayalıdır. Modern ekonomide ise bol miktarda kredi vardır. Kredi muslukları açık olduğu için bu hızlı büyümeye yol açar. Bu hızlı büyüme ise insanların geleceğe olan güvenini artırır. Ve geleceğe olan güven arttıkça insanlar daha bol miktarda kredi vermeye razı olurlar. Ve bu döngü kendini böyle besleyerek devam edip gider. Şimdiye kadar insan topluluklarının var olmasının sebebinin güven olduğunu gördük arkadaşlar. Paranın güven olmadan hiçbir şey olmadığını gördük arkadaşlar. Kapitalist sistemin işlemesinin güvene dayalı olduğunu gördük arkadaşlar. Sıra artık
hepimizin içerisinde çalıştığı kurumlara ve şirketlere geldi arkadaşlar. Şirketlerin güvenle olan ilişkilerini ve yapılarını ve nasıl bir hayali ve kurgular olduklarını inceleyeceğiz. Mesela örnek bir şirket olarak Peugeot şirketini verelim. Peugeot bizim kolektif hayal gücümüzün bir ürünüdür. Avukatlar buna yasal kurgu adını verirler. Elle gösterilemez, fiziksel bir nesne değildir. Ancak hukuki bir varlık olarak vardır. Tıpkı sizin veya benim gibi faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarına bağlıdır. Bankada hesap açabilir ve mal mülk edinebilir. Vergi öder, bünyesinde çalışanlar veya sahipleri tarafından dava edilebilir. Dünyanın yüzden fazla ülkesinde faaliyet gösteren ve milyonlarca araç üreten ve bunları satan ve 55 milyar euro kadar ciro yapan şu şirketi bir tür yasal kurgu olan sınırlı sorumlu şirketler kategorisindedir. Türkiye'de aşağı yukarı limited şirkete karşılık gelmektedir. Bu tür şirketlerin ardındaki fikir insanların en dahiyane buluşlarından biridir. Homo sapiens bin yıllarca bu şirketler olmadan yaşadı. Yazılı tarihin büyük bölümünde mala mülke sadece etten kemikten yapılmış iki ayağı üzerinde duran büyük beyinli insanlar tarafından sahip olunabilirdi. Örneğin 13. yüzyıl Fransa'sında Jean adlı biri yük arabası atölyesi kursaydı bizzat kendisi iş yeri olurdu. Yaptığı bir yük arabası satıştan bir hafta sonra bozulsa satın alan kişi Jean'ı şahsen dava ederdi. Jean iş kurmak için 1000 altın borç alıp işi batırsaydı aldığı borcu ödemek için kendi şahsi mallarını satması gerekirdi. Evini, ineğini veya toprağını. Hatta çocuklarını köle olarak vermesi de gerekebilirdi. Borcunu kapatamaması durumunda da devlet tarafından hapse atılabilir veya alacaklar tarafından köle yapılabilirdi. Jean Atölyesi'nin ortaya çıkardığı tüm durumlar için tamamen ve sınırsız olarak sorumluydu. Bu yüzden insanlar kolektif olarak sınırlı sorumlu şirketlerin varlığını hayal etmeye başladılar. Bu tür şirketler yasal olarak kendilerini kuran, şirkete yatırım yapan veya yöneten insanlardan büyük ölçüde bağımsız yapılardı. Geçtiğimiz birkaç yüzyılda bu tür şirketler ekonomik ortamın başlıca aktörleri haline geldi ve biz onlara o kadar alışmış durumdayız ki onların aslında hayal gücümüzde yaşadığını unuttuk. Sadece zihinlerimize var olmalarına rağmen hukuk sistemimiz onları yasal ve adeta etten kemikten yapılmış yaratıklar olarak tanır. Armand Peugeot, ailesinden testi ve bisiklet ve yay imal eden bir metal işleme atölyesini devralmıştı. Otomobil işine girmek istediğinde de sınırlı sorumlu bir şirket kurdu. Kendi adını verdiği şirket, kendisinden bağımsız bir varlıktı. Arabalardan biri bozulduğunda satın alan kişi Peugeot'u dava edebilirdi ama Armand Peugeot'u değil. Şirket milyonlarca frank borç alıp iflas ederse Armand Peugeot yatırımcılarına tek bir frank bile borçlu değildir. Çünkü borç Homo sapiens Armand Peugeot'a değil, şirketi Peugeot'a verilmiştir. Armand Peugeot 1915'te öldü. Şirket olan Peugeot ise hala hayatta ve gayet iyi durumda. Peugeot ile ilgili asıl hikaye ise Fransa parlamentosu tarafından yazılmış Fransız yasalarıydı. Fransız yasa yapıcılarına göre sertifikalı bir avukat tüm gerekli prosedürleri ve ritüelleri uyguladığında, gerekli tüm yeminleri ve sözleri güzelce süslenmiş bir kağıda yazdığında ve dökümanın altına kendi şatafatlı imzasını attığında yeni bir şirket kurulmuş olur. Armand Peugeot 1896'da şirketini kurmak istediğinde bir avukata para ödeyerek tüm bu kutsal aşamaları geçmesini sağladı. Avukat tüm gerekli prosedürleri ve ritüelleri uygulayınca, yeminleri ve sözleri alt alta yazınca, milyonlarca Fransız Peugeot şirketi gerçekten varmış gibi davranmaya başladı. Şimdi tüm bunlar Peugeot'un yenilmez veya ölümsüz olduğu anlamına gelmiyor. Bir yargıç şirketin kapanması yönünde karar verirse, şirketin fabrikaları, işçileri, muhasebecileri, yöneticileri ve hissedarları yerinde kalırlar. Üretilmiş olan ve halen kullanımda olan milyonlarca araç yerinde kalır. Ama Peugeot şirketi o anda ortadan kalkar. Kısaca Peugeot şirketinin fiziksel dünyayla temel bir bağı yoktur. Tüm bunları neden anlattım? Bu girişi neden yaptım? İnsan dünya üzerindeki en tehlikeli varlıktır. Bu yüzden ilişkilerde çok dikkatli ve hassas olmak gerekir. İşin ucunda fiziksel şiddete maruz kalmak var. Aynı şekilde insan var olmayan şeylere inanan, doğasındaki temel modu güvensizlik ve inanmama olan, her an tetikte olup sadakatsizlik ve aldatma işareti arayan bir varlıktır. İnsanlar her ilişkilerinde ve her etkileşimlerinde sadakatsizlik ve aldatma işareti aramaktadır arkadaşlar. İnsan yapısı olan tüm oluşumlar ancak kolektif bir hayal gücüyle inanılması ve güvenilmesi gereken hayali varlıklara dayanan bir temel içermektedirler. Şirket dediğin şey ise sadece tek bir şeyle ilgilidir. Para kazanmak. Şirket para kazanmıyorsa açsınız. Şu anda içerisinde faaliyet gösterdiğiniz şirketler, sektörler, şehirler, ülkeler, milletler, her şey ama her şey insan doğasına aykırı olan bir olguya dayanır. Güven. Bütün soft skill'lerde olduğu gibi iletişim becerisinde en önemli şey budur.
güveni ihanet edecek, güveni zedeleyecek tavırlardan kaçınmak arkadaşlar. İş hayatı o kadar karmaşık ilişki ağlarından oluşuyor ki bazen neyi, neden yaptığımızı hatırlamak bile kolay olmuyor.